Şimdi Anastasya ile Caner'e ve Elina'ya bir cesaret geldi. Çünkü annesi Anastasya'nın burada size ev veriyorum, nikahınızı da burada yapın. Ne güzel. Peki bu Anastasya'nın annesi Melek Hanım benden özür dilemezse bu nikah olmaz diye bir şey şart koşarsa bunların önüne ne yapacaklar? Yok, onu Elina ile Anastasya istiyor. Anne de istiyor. Dün annemize, annesi istedi. Annemize hakaret edemezsin, özür dile diyorlar. Dün annem dedi ya, annem istiyor özür dilemeni. Annem de dedi ya, işte dedi kadın doğru. Ama annem tabii ki anneme bu hoşuna ama gitmedi. Ama onun nikahla alakası yok. Ama nikaha bunu bağlama gerekmiyor yani. Yok yok. Ya abla böyle ufak tefek şeyler için yani bozulmaz. Anneme, öyle bir şey olmaz. Siz de ufak diye Melek Hanım, siz ufaksınız. Bunu annemiz iptal etmeyecek. Kim dedi ufak diye bana ya? Ya Caner ben kelime ufak bana demiyor. Anlamıyorum, beynin anlamıyor. Ya ben söylediğim sen çok büyüksün canım, benden o konuda senin bilmediği yok maşallah ya. Sana. Tırnaksınız, seni istemiyorum. Tırnaksınız, tırnaksınız. Aynen, tırnak bak, bir de o ne değil. Dedi, bunlar bana bunu söylüyor. Diyorum ya, size bazı söyleyince de bana kızıyorsunuz. Kızmıyorum sana. Sana niye kızayım benim? Ondan. Hı-hı. Arkadaşım küçük güzel, diyor bak güzel arkadaşım küçük ama laflar bunlar için özür dilemedi diye benim nikahım bak, düğünüm bak, bak olmaz demiyor. Yeter. Sen sana ufa bana demedi. Yeter. Dedi, söyledi. Söylediği gerekmiyor bunu konuşuyor. Gerekmiyor. Hiçsiniz ama valla ufak çünkü niye siz bana diyorsunuz ki ne için sen o kadar pahalı elbise alıyorsun, almasaydın keşke daire alsaydın Rusya'da mesela diyorsunuz evet ki bana. Kötü mü diyorum? Ondan siz o kadar akıllısınız ya, arabayı satayım metroyla geziyorsunuz. Araba satınız bari gitme için. Siz de aklı o kadar ufak ki böyle bana söyleyip sonra başka bir şey yapıyorsunuz. Tamam, var mı? Boş, sana boş, bu örnekle gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim ya. Ya anne nereye gidiyorsun? Bir dur anne ya. Sonunda gitti. Aynen. Çok iyi oldu. Ne oldu? İyi değil mi? Seda Hanımcığım şimdi tamam ben onlardan yanayım ama Anastasya da bazen ağır konuşuyor. Ama hayır bak Anastasya dinle. O Caner'in annesi. Ben onun tarafında değilim şu an. Kızgınım ona. Ama sen kimsin? Sen kimsin? Ne demek kimsin ama ya? Ama niye o diyor ki yani bize hep hesap soruyor. Niye böyle şöyle yapıyorsunuz soracak tabii. Diyor. Ama ne zaman biz soruyoruz o diyor ki sizi ne diyor? Bak şöyle diyor. Yani bu kadar yüksek fiyatlara gitmeseydin daha başka şeyler de olabilirdi. Sen bunu hep tersinden algılıyorsun. Evet ama sonra o ne örnek gösteriyor? Arabayı sattı, metro ele geziyor. Bu mantıklı mı? Değil. Ama anne yüreği hiçbir zaman hiç o parayı yemez. Gene o parayı o çocuğa verecek. Yok ya diyor ki baleye gidecek diyor. Melek Hanım'ın, Melek Hanım'ın bak, bana dokunuyor yani. Melek Hanım'ın son çırpılışları bunlar. Evet. Nikah, düğün tarihi yaklaştıkça Sveta Hanım Anastasya ve Caner'e sahip çıktıkça Melek Hanım köşeye sıkıştı. Doğruyu söylemek gerekirse. Bak ne diyor, tansiyon hapı aldım geldim ben sabah diyor. Yani burada da baktı ki köşeye sıkıştı. Elif'in döndüğünü gördü. Çünkü Elif aslında bir buçuk aydır size karşı farklı. Bence bir kadının ne olursa olsun eşinin de haberi vardır bu hareketinden. Yani senin abinin de haberi abla var. Abla öyle bir şey olmasa niye desin bize abinin de onayı var diye. Oturalım evet, dört kişi konuşalım evet diye. Sadece evet söylemiyorsun. Ya dedi ki önce bu işe pek karışmak istemiyor, karışmıyor ama dedi biz şey bakmıyoruz dedi yani bu kadar duvarlarımız yok abinin de benim de dedi. Aslında evet, onlar annenin biraz canını sıkan. Abla var var, aileden bizim yanımızda durmak isteyen çok insan var da işte korkuyorlar. Annen engelliyor. 15 Mayıs'a kadar burada elinden gelen her şeyi yapacak. Yapacak. Ama Caner de ona diyor ki bak anne gel şu işe rıza göster. Olmaz dedin nişan yaptım. Evet. Olmaz dedin kınayı yaptım. Olmaz diyorsun ben burada 15 Mayıs'ta düğünümü yapacağım. Allah esirgesin. Hasta bile olsan düğünü yapacağım geleceğim. Bunu da söylüyor çocuk. Abla ne yapayım ama başka ama şimdi bak kaldı, annen kalktı gitti. Ben direkt sana baktım. Başın önüne eğdin.
Abla ne yapayım? Şimdi gitsem bu taraf olmayacak. Gitmesem o olmayacak. Ben şimdi buradan reklam arasına girdiğimi gideceğim onun gönlünü almaya çalışacağım. Ne yapayım yani? Ama bak evet şu an üzülecek. Evet doğru da. Ama o bize nasıl söylüyor? Şu an ağlasın sonra ağlamasın diye söylüyor bize. O da aynısı. Şu an üzülsün sonra üzülmeyecek. Aynısı işte. Şöyle düşünüyorum. Melek Hanım gitti çünkü ağladı ki. Tek başına, yalnız kaldı. Hiç, onun tarafında hiç kimse yok. Ya şimdi sizin anlamadığınız ne var biliyor musun? Yoksa plan yine. Şu var. O benim annem. Ne olursa olsun sizin anneniz de benim bir annem. Kayınvalidem olacak. Ama o da benim bir annem. Anladın mı? Evet. Onu ben her zaman ne olursa olsun burada biz Anastasia ile evlensek de hani çocuklarımız da olsa ben onun gönlünü almak zorundayım. Ömrümün sonuna kadar da olsa ben bu mücadeleyi annemle vereceğim. Ama sizden istediğin tek bir şey var. Bunu ben seninle de konuşuyorum gerçi yayın dışında. Şimdi Elina'ya da söylemek istiyorum. Mümkün oldukça biraz daha şey alttan almaya çalışırsak o kadının gönlünü alırız. Sen biliyorsun ne kadar alttan alıyorduk. O bir kere alttan aldı mı? Sen onu söyledin mi? Evet söyledin ama boş. Baksana boş hep söylüyorsun. Tamam, biraz ya onun bir adı işte. Şimdi gitti yarın gelmeyecek mi? Bilmiyorum ki abla. Gelecek ya, gelecek tabii. Mesela Miraklı Hanım. Gelir mi Anastasia yarın? Ha? Yarın gelir mi? Gelir, her şey bozulmaya için her şey yapar, gelir. Yoksa yeni hasta olacak, yeni gelir. Caner, mesela ne yapacağız ki biz? Alttan gideceğiz. Ne yapacağız mesela, merak ediyorum şu an. Ya şimdi şöyle, onu söylemek istediğini söyleyeyim. O şimdi bizden çok çok büyük olduğu için onun söylediği lafları çok ağırımıza almamamız lazım. Anladın mı? Nasıl yani? O, ya biz onun bir yerde evladıyız yani. Rezil ediyor. Evet bizim anımıza rezil ediyor. Tamam işte siz de ona yaptığınız için o da sizi oradan vuruyor yani. Görmediniz beni nerelerden vurdu. Melek Hanım niye terk etti? Sevim, Melek Hanım stüdyoyu niye terk etti? Şimdi ben burada Caner'e bir şey diyeceğim. Caner baştan Anastasia'ya annenin hareketlerini, davranışlarını, karakterini biraz anlatsaydın. Anlattım abla. Anlatsaydın bu kadar fevri davranmasalardı birbirlerine. Abla anlattım ama Anastasia'da, bu kadar olacağını ben de bilmiyorum. Anastasia da bayağı şey yaptı annene karşı yani. Söylüyorum işte ona da söylüyorum. Yüksek davrandı yani. Peki. Melek Hanım. Ondan mı gitti? Biraz da onların Ayşe, biri niye gibi gitti? Anastasia'nın yüzünden kesinlikle gitmedi. Melek Hanım'a daha önce Anastasia neler yaptı hiçbir yere gitmezdi. Burada oturuyordu. Sadece dün ben dedim ona köşeye sıkıştın çok kızdı bana sözümü geri aldım. Gene çok diyorum, sinirli bu ara çok sinirli. Çok sinirli evet bize de zaten çok sinirli biz de korkuyoruz. Şimdi olmadığı için rahat konuşuyorum bu kadar. Gerçekten çok onu fena artık tek başına kaldı. Elif döndü. Elif'in kocası onunla artık hemfikir değil. Ve en şeyi Caner eskisi gibi annesine değil. Çok kararlı. İster gel, ister gelme. Ben Rusya'ya gidiyorum. Ben düğünümü yapıyorum. En büyük korkusu Caner. Caner kararını kesin verdiği için acısını sağdan soldan alıyor. Bu hareketin altında duygu sömürüsü mü yatıyor? Kesinlikle yatıyor. Zaten hep hayatı duygu sömürüsü. Ölümüm yaklaştı. Ölüyorum. Allah korusun. Allah gecinden versin. Öyle diyor. Ve şöyle bir şey var. Unutmamak bunu da lazım. Bizim Türkçe tam vallahi değil. %100 değil. Bazı şeyler biz evet söylüyoruz ama tam bilmiyoruz. Yoksa ben mesela sadece bildiğim kelimeleri kullanıyorum. Ama mesela ben sadece 150 kelime biliyorum. Sadece onları kullanabiliyorum. Yani bazen çeviremiyor. Bazen çeviremiyor. Çeviremediği için yanlış aldı. Ben öyle söyleyince evet de kızıyor anne. Evet. Yani çeviremedi yine yanlışlık var diyorum kızıyor. Ah sen. İş ciddiye binince tamamen Seda Hanım bayağı bir üzgün. Sabah ama iş bayağı ciddi. Evet bayağı. 15 Mayıs'ta düğünleri var. Evet bitti. Bayağı üzgün. Sabah da öyle bir merhaba dedim. Neyin var dedim. Üzgünüm dedi. Sinirli. Evet. Üzgün olsa ve sinirli. Asabiydi yani sinirli, bugün. Çok sinirli. Ayşe'nin dediği gibi. İş bindiği için. Herkese kızıyor. Nurhan. Silvete Hanım'ın Caner'i yanına alması, onlara ev vermesi, elini uzatması, güzellikle yaklaşması zaten kızdırdı Melek Hanım'a. Canı sıkıldı. Oğlum gidiyor diye düşündü. Ve gerçekten öyle. Caner'in kararlı ve dik duruşu biraz daha üzdü annesini. Ama şimdi abla şöyle haklısın bir şey var. Bak sizin anlamadığınız şu var. Ben burada neden mücadele veriyorum? 2 senedir biliyorum annem benim yanımda değil. Ben tek başımayım. Bütün sülalem bana karşı çıkıyor. Niye? Anastasia'yı seviyorum diye. Ya ben sevdim. Ben bu kızı alacağım. Bu evet lamıcımı yok bunun.
Ha, o beni terk eder bilemem. Ben kimseyle de evlenmeyeceğimi söyledi. Ama o da annem olduğu için onun da gönlünü almak istiyorum. Düğünümde, nişanımda yanımda olsun istedim. Evet. Olmuyor. Ne yapabilirim? Ama anlaşım. O artık haklısın. Anlıyor. Her şeyi kaybediyor. Her şeyi yavaş yavaş bunu anlamaya başladı. Oğlunu kaybediyor. Evet. Ya, evimi arabamı aldı. Bak evimi arabamı elimden aldı. Hani çalışmaya gidiyor. Mesela şimdi bugün anlaşıyorum abla. Sabahtan anlaşıyorum. Adam diyor ki akşama gel şu mekanda çal. Tamam abi diyorum. Parayı anlaşıyorum. O akşam gidiyorum. Adam diyor ki giremezsin. Niye? Annen diyor aradı diyor giremezsin diyor. Böyle bir şey var mı ya? Yapıyor. Söyledi zaten. İşimden gücümden oldum ya. Ben yaptım dedi ya söylüyor. Yani şöyle kafada Melek Hanım. Böyle yaparsam bana muhtaç olur. Anastasya da bu duruma dayanamaz. Oğlumun yakasını bırakır. Ya da Caner de bu parasızlığa ve bu musluğun kesilme olayına dayanamayacak. Ben bu işi böyle hallederim diye düşünüyor Tülay. Şimdi o kadar çok Anastasya'nın önüne şeyler sundu, engeller koydu ki. Ama baktı engellerle baş edemiyor. Onu istedi, o oldu, bunu istedi. Mesela evi hiç hayal etmiyordu. Anastasya'nın annesinin Caner'e ev verebileceğini, gel burada yaşa diyeceğini hayal etmiyordu. Sürpriz şimdi oldu. Artık Anastasya her dediğini evet deyince artık baş edecek şeyi kalmadı Seda Hanım. Önüne koyacak engel kalmadı. Artık dedi ki ne haliniz varsa görün ama yine de bence kendi kafasında bir takım planları var. Bugün kaçmayı daha uygun hadi. Gördü. Yarın başka bir şeyle daha farklı bir şeyle Melek Hanım'ın geleceğinden adım gibi eminim. Asla pes etmez Melek Hanım. Ben olsam o kapıdan çıktım yarın da gelmem. Gelir Melek Hanım. Gelir. Nasıl gelir ya? Gelir. Gelmesin ya. Adım gibi biliyorum Melek evet. Hanım yarın burada. Hiç durabilir mi? Daha ne planları var? Daha da tehlikeli olacak çünkü iyice iş ciddiye bindi. Engel olamıyor. Neler neler yapar da. Ortalık çok karışacak abla. Korkuyorum annemden yana. Elif ablayı almak lazım valla. Evet ben şimdi onu istiyorum aslında abla biliyor musun? Elif yengem gelsin buraya hani diyor ya pişman olmuş annenin falan. Annenin şu halinde. Gelsin valla gelsin. Buraya, yüzleşelim buraya, abla ya. Buraya, yüzleşelim. Bizim biraz ona da bozuldu o. Anastasya sen dedin ya Elif abla gelirse bizim evet. Bu tarafta ona oturacak ona bozuldu artık. Zaten. Orada oturmayacak dedin ya. Çünkü tek kalıyor orada. Ona da bozuldu. Hani yüzleşelim abla. Safiye. Önceden yine Caner Anastasya'yı uyarıyordu. Anneme öyle konuşma, böyle konuşma, işte daha saygılı ol. Caner bugün hiçbir şey yapmadı, başını önüne eğdi, bekledi. Bundan sonraki durum da zaten sanki anneler çekişmesine dönecek gibi görünüyor. Ya şimdi şöyle bir şey var abla, yanında duracağım bir pozisyon yaratmıyor bana. Bak ben bunu dün de söyledim. Sürekli bir şey söylüyor. Yok anakonda bilmem ne. Ya bunlar söylenecek şeyler mi Allah aşkına? Bu tarafta da hata var. O tarafta da hata var. Ama ben susamam. Yer böyle şeyler söylüyor, susamam. O uzun zamandır sessiz durdu. Evet. Önce. Evet, yeter artık. Oturuyordu böyle. Ve saygı duyuyorsun, boş. Hiçbir şey, nasıl kaba konuşuyordu devam ediyor. Saygısız da konuşurken aynısı. Fark yani, etmez. Fark etmiyor onun için. İyice araya evet, girdim. Sanırım Melek Hanım yarın gelmez. Bence gelmez. Böyle efeler gibi çıkmanın dönüşü olmaz. Madem gitti, gelmemeli. Ama gelmezsem biz mutlu yaşayacağız. Daha tabii çabuk ki. Düğün yaparsınız. Aynen. Gelmezse daha çabuk evlenirsiniz. Ve belki Elif bence efendim şey Şükran. Melek Hanım burada evet köşeye sıkıştı. Ama onun da bir planların olduğunu düşünüyorum. Ne planı, ne yapacak? Vardır kafasında Seda Hanımcığım. Şimdi onun düğün yaklaştıkça şu an çıldırıyor. Tansiyonu yükseldi ve çıktı. Çünkü gördü ki kendi yapamadıklarını Anastasya'nın annesi yapıyor burada. Ev sundu, çağırdı oturmak için oraya çağırdı. Kendisi çünkü onları kesinlikle yapamadı. Onun için de şu anda burayı terk etti. Tansiyonu çıkmış da olabilir. Yine düğün yaklaştı. Düğünde de aynı şekilde yapacak. Ama zannetmiyorum yarın gelecek buraya yine bahanelerle Caner'in önüne bir şeyler sunacak ve tekrar aynı şekilde devam edecek. Değişmez Melek Hanım.